Keşke beni de sana saklasalar. Kimse bulamasın, yaklaşamasın diye. Keşkeler olmasaydı keşke. Bu dileğim gerçek olsaydı. O zaman bulamazdı belki de üzerimdeki bu lanet. Ey sana sesleniyorum sevgili. Yeter artık. İncitme beni. Öyle bir ben var ki içimde. Öyle bir yoksun ki içim aşktan. Öyle bir geçmiş ki benden felek. Ne yapsam olmaz. Hani sen dünyanın en güzel, en iyi kadını olsan. Beni ben olduğum için sevsen bile, benim ruhum öyle bir kaşarlanmış, öyle bitmiş ki inancım, öyle bok bir durumdayım ki şu an. Ne yapsak, ne etsek boş. Ben sensiz, sen bensiz yaşayamayacak olsak dahi boş. Öyle bir kirlenmiş ki kanım, sen o kadın olsan bile ne sana güvenir mutlu olurum, ne de seven sevgiliyi oynar seni mutlu ederim. Öyle bir şey olur ki bize, gerçek bile olsa aramızdaki şey, nefret ederiz birbirimizden. Hangimiz önce kalkıp gidecek diye bekleriz.
Ay da güneş de dönsün bir o kadar daha. Dönsün bu aşkımız ermeden sonra. Ama yazık. Ne yazık ki son günlerde öyle dertli, öyle yorgun, öyle bezgin, öyle değişmiş görünüyorsunuz ki bana. Türlü korkular ürpertiyor yüreğimi. Benim korkularım da ürkütmesin sizi. Bir kadın ne kadar severse o kadar korkar. Sevgileri de, korkuları da varsa aşırı var. Siz bilirsiniz beni. Benim ne türlü sevdiğimi. Öyleyse anlayın ne türlü korktuğumu. Büyük sevgilerde küçük kuşkular korkuya döner. Küçük korkular büyüdükçe artar sevgiler. Merhaba. Merhaba. Üşüdün mü beklerken? Hayır. İş nasıl geçti? İyi. Senin? İyi. Gidelim mi? Bir dakika. Bir şey soracağım. Neden benimlesin şu an? Bir sebebi yok. Başkası da olabilirdi yani. Belki de. Çok açık sözlüsün. Yalan mı söylemeliydim? Bilmiyorum. Sen neden benimlesin peki? Sanırım yalnızken en yakınımda sen olduğun için. Biz bunları aslında konuşmadan önce de biliyorduk. Yani bu sadece bir itiraf. Belki birbirimize, belki kendimize. Önemi yok. Ama neyin önemi var onu da bilmiyorum ya. Şu an işte. Hepsi bu. Bu yüzden yan yanayız. Aynıyız. Aynı şeyleri istiyoruz. Aynı şeyleri istemiyoruz. Birbirimizi tanımıyoruz. Ama aslında en baştan beri de bir o kadar tanıyoruz. Yani sen benim yaptığım herhangi bir şeye şaşırmazsın. Ben de sana şaşırmam. Beni öpsen neden öptüğünü bilirim. Sorma. O halde öpmeyeceğimi de biliyorsun. Bilmiyorum.
Ben de bilmiyordum. Bu yüzden beraberiz. Oyunlar oynamıyoruz. Yalnızlığa yürüyoruz. Hadi, bir şeyler içmeye gidelim. Keşke yalanlar söyleseydik birbirimize. Ve keşke her defasında inanseydik. O zaman sen benden daha kötü olmazdın. Ben de senden. Yürümüyor artık. Başka bir şeye dönüştük. İkimiz de başka insanlar olduk. Ben mi? Ben mi değiştim? Hem ben mutlu değilim. Biliyorum. Uzak durmadım senden. En başından beri hata yaptım. Özür dilerim. Konuşur musun lütfen? Bir şey söyler misin? Hem biz çok farklıyız zaten. Yani bizim olmamız... Ne sen benim arkadaşlarımlayken rahatsın, ne ben seninkilerleyken mutluyum. Bu doğru değil. Buna devam etmeyelim. Yeni bir mekan açılmış Asmalı'da, gidelim mi? Bilmem. Ya da Galata'ya gidelim. Orayı daha çok seversin. Ne dersin? Hadi ama. Anlaşıldı. Bugün pek keyfin yok senin. Tamam. Madem keyfin yok, sana geçelim istersen. Keyfini yerine getirelim. İşim var. Yarın da işim var. Bilmiyorum. Devam etmeyelim. Hoşça kal. Bekler misin? Bunu da mı yapacaktın? Ben bunu hak edecek ne yaptım ha? Sen nasıl bir adamsın? Lütfen dinle beni. Sus. Bak. Bizi düşürdüğün duruma bak. Lanet olsun sana. Git artık.
akşamüstü buluşalım. Nerede? Kız Kulesi'nin önünde. 4'te. Tamam. Görüşürüz. Nasıl oluyor hocam? Hocam? Ay ince fırçayı bırak. Önce kalın fırçayı al eline. Yağlı boyaya batır. Diyeceğiniz bir şey yoksa benim söyleyeceklerim bu kadar. O halde toplantıyı bitirelim. Merhaba. Merhaba. Üşüdün mü beklerken? Hayır. İş nasıl geçti? İyi. Senin? İyi. Gidelim mi? Bir dakika. Bir şey soracağım. Neden benimlesin şu an? Bir sebebi yok. Bir başkası da olabilirdi yani. Belki de. Çok açık sözlüsün. Yalan mı söylemeliydim? Bilmiyorum.